Çok sorulan bir soru bu. Bilhassa işte TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında falan da çok soruluyor. Şimdi tabii insanlar özellikle son yıllarda falan hastalıktan bir türlü kurtulamıyorlar. Değişik hastalıklar. Evlerde eczane dolapları dolu. Evet, İlaç yani dolapları eczane dolu. Gibi oldu. Eczane gibi eczanenin oldu. Bir rafı gibi oldu yani evler. İlaç dolu her taraf. Peki şimdi hastalıktan kurtulmak için ilaç kullanıyoruz. Yani ilaçlar dolu belli. Şifa buluyoruz veya bulmuyoruz. Bunun dışında peki şifa için yapılacak olan başka şeyler var mıdır? Mesela şifa için bildirilen ayetler ve dualar var mıdır? Bunları yapmamız gerekir mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ahireti intikal ettikten sonra Ehl-i Sünnet alimleri bir tabir kullanıyor. Güneş battı. Evet. Batmasın, kararma devam edecek. Karardıkça işte hakla batıl tamamen birbirine karışacak. İnsanlar İslamiyet'in emirlerini unutacak. Veyahut da öğrenmedikleri için kendi nefislerine tabi olacaklar. O zaman da vuruşmalar, sıkıntılar katlarıyla gelecek. Mesela şeyde Muhammed bin Kutbuddin İznik Hazretleri'nin dedelerimizin Mızraklı İlmihal diye bildikleri kitabında orada bir şey var. İnsanlar azlıkça, uzaklaştıkça Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de rızıklarınızı kısarım, keserim buyuruyor. Orada buyuruyor ki insanlar dinden uzaklaştıkça, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmadıkça, haramlardan sakınmadıkları için Cenab-ı Hak mesela rızık deyince sadece maddi rızık, manevi rızıklar da var. Onları da keser. Mesela sıhhat rızkı diye geçiyor orada. Sıhhat rızkı. Azaldı buyuruyor. Sağlıklı olmak. Tabii. İman rızkı. İman Ehl-i Sünnet itikadında olan azaldı. Cenab-ı Hak çekiyor. Yani kıymet bilmeyince bunlar da çekiyor. Sıhhat de bir rızık, azaltıyor. Kanaat rızkı diye geçiyor. Kanaat da bir rızık. Kanaat eden. Neyim var benim ya falan filan hemen herkes itiraz ediyor. Herkes onun için evlerde bereket kalmıyor. Bedende bereket kalmıyor. Evet. Ondan sonra evlerde ilaç depoları gibi olmaya başladı. Peki şifayı veren ilaç mıdır, doktor mudur, eczacı mıdır? Değildir. Bu da yanlış anlaşılıyor. Doktor sebeptir. Ondan sonra ilaç sebeptir. Ve bunun yanı sıra Allah-u Teala bazı şeyleri de sebep kılmış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri var. Bunlar da sebeptir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiği dualar var. Bunlar da sebeptir. Hangi sebep, hangi vasıtayla şifa göndereceğini onu biz bilemeyiz. Hatta şöyle bir hadise nakledilir kitaplarda. Musa aleyhisselam rahatsızlanıyor. Ve kendi zamanında da işte otlardan yapılmış bir ilaç. Diyorlar ki efendim sizin bu işte karın ağrınıza bu iyi gelir. Tecrübe edilmiştir. Diyor ki şifayı veren de hastalığı yapan da Cenab-ı Hak'tır diyor. İçmeyeceğim, gerek yok. Cebrail aleyhisselam geliyor, onu iç diyor. İçiyor ve iyi oluyor. Tabi aradan zaman geçiyor. Aynı rahatsızlık öğrendi ya artık. O otu gidiyor alıyor, içiyor. Hastalık artıyor. Hastalık artıyor. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam gelince ona soruyor. Diyor ki hastalık aynı hastalık, ilaç aynı ilaç. Tesiri yok. Ya diyabeter oldum diyor. Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki doktoru, ilacı hastalıklar için ben sebep yarattım. Ama şifayı ben veririm. Sen önceki şeyde şifayı benden bekledin, ot sebepti. Şifaya kavuştun. Ama ikinci seferinde şifayı ottan bekledin. Allah-u Teala'dan değil. Ot sana şifa veremedi. Çünkü şifa veren benim buyuruyor. Ot vasıtasıyla gönderdim. O ot vasıtasıyla. O ilaç vasıtasıyla gönderdim. Bunu iyi bilmeli. Aa doktor beni iyi etti. Doktor iyi etmedi. Doktor o hastalığın tedavisi de vesileydi. Cenab-ı Hak onu şifa için vesile kıldı. İlacı vesile kıldı. Ondan sonra ayet-i kerimelerde bildirilen şifa için bildirilen mesela şifa ayetleri Tevbe suresinin 14. ayeti, Yunus suresinin 57. ayeti, Nahl suresinin 69. ayetinin orta kısmı, İsra suresinin 80. ayetinin baş tarafı, Şura suresinin 80. ayeti, Fussilat suresinin 44. ayetinin orta yerleri. Hatta bunlar işte bunlar safranlı su gibi renkli bir sıvı ile bir çanağa yazılıp bir tabağa yazılıp yağmur suyunda eritilir. Hanımdan mehir parasından hediye isteyip bu parayla bal alınır. Bal bu su ile karıştırıp içilir. Şifa ayetlerini abdestli olarak bir kağıda yazıp bu kağıdı bir kaptaki suya koymak da olur. Bu vesile bakın kitaplarda bunlar anlatılıyor. Evet. Çünkü hadis-i şerifte Allah-u Teala'yı unutarak gafletle edilen dua kabul olmaz.
Allah-u Teala'dan bilmeli. Hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan da sakınması lazım. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki 6 şifa ayetini bir tabağa yazıp su koyarak eritilir hasta içerse Allah-u Teala şifa ihsan eder. Ayet-i Kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın ve yazanın ve hastanın buna inanması da şarttır buyuruyor. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri de yazıyor. Bir de İmam Ali Rıza Hazretleri Nişapur'a gelince Ehl-i Sünnet'ten çok alim ve talebe kendisini karşılar. Dedelerinden gelen bir hadis-i şerifi okuması için yalvarlar. İmam Ali Rıza Hazretleri de bütün dedelerin isimlerini sayarak şu hadisi kutsiyi okur mealen. La ilahe illallah kal'amdır. Bunu okuyan kalama girmiş olur. Kal'ama giren de azabından kurtulur. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki dört mezhepten birisinin imamı. Bu hadis-i şerif bildirilen isimler ile beraber deliye okunursa aklı başına gelir. Hastaya okunursa şifa bulur. Böyle olduğunu İbni Esir rahmetullahi aleyh de Kamil kitabında bildiriyor. Hani bu Hakikat kitabının yayınlamış olduğu bazen reklamlar yapıyor ya. Hak Sözü Vesikalar diye bir kitap var. Orada var bu. Orada şeyle beraber. Aslı orijinaliyle beraber. Latin harflerle yazılmış ama orijinaliyle beraber mevcut. Kitaplarda anlatılırken 25 kere estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah denir. Sonuncusunda estağfurullah ve etubileyt'e kadar okunur. Sonra 11 ihlas, 7 kere Fatiha-i Şerif ve 33 kere Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedun ve ala seyyidina Muhammed okuyup sevabını Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram'ın, Evliya'nın ruhlarına sonra büyük alimlerin isimlerini söyleyip bu büyüklerin ruhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifa vermesi için Allah-u Teala'ya dua edilir. Her gün sabah ve akşam böyle dua edilir ve gerekli ilaç alınıp perhiz yapılır. Bu da hastalıklar için bir vesiledir. Ayrıca kasideyi bir de okumanın da çok faydalı olduğu, yine mesela bu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kıyamet ve Ahiret diye tercüme edilmiş, evet. O kitabında da yazıyor efendim. Ha, bazıları itiraz ederler, o aynı mesele. Tefsiri Aziz'de de 40 gün sabah namazının sünnetiyle farz arasında 41 kere Fatiha okunur. Besmele'nin sonundaki mimin Fatiha'nın lam harfiyle birlikte okunur. Yani Rahimül Hamd denir. Fakat Hanefi mezhebindekiler bunu şeyden sonra, farzını kıldıktan sonra okurlar. Suya üfleyip hasta büyülenmiş kimseye içirirse eceli gelmemiş olan hasta şifa bulur, büyü de çözülür. Bağış, diş, mide ve her ağrı için 7 Fatiha okuyup oraya üflemelidir. Peki bunlar nedir? Bunlar sadece vesiledir. Bazen bu vesile seni esas yere götürür. Sebeptir netice itibariyle. Bir de Fevaid-i Osmaniye'de diyor ki Fatiha ayeti kürsü 4 kul 7'şer kere okunup hastaya üflenirse bütün afette dertler için, sihir, nazar için iyi gelir buyuruluyor. Dolayısıyla kitaplarda mesela Huzura Doğru'nun arkasında yayınlanıyor Tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabı. Orada bu şifa için bildirilenler de uzun uzun anlatılmış. Mesela orada da orada bildirilenleri de Allah rızası için inanarak alıp okuyup Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir sebep olarak bunlara yapışınca neticeye ulaşılır. Ama şunu hiçbir zaman unutmamalı. Doktor da, ilaç da, eczacı da ve şifa için bildirilen ayet-i kerimeler, dualar da hepsi sebeptir. Ve ısrarla Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki hastalık için ilacı da şartlarına uygun kullanmalı, perhiz yapmalı, duaları da şartlarına uygun. Yani hem haram yiyerek hem aynı şekilde ne bileyim farzları yapmayarak, yani Allah-u Teala'ya isyan ederek bunlar yapıldığı zaman netice hasıl olmaz buyuruluyor. Bunları yaparsa Cenab-ı Hak şifa ihsan eder mi? Evet, Cenab-ı Hak şifa ihsan eder. Mesela tedavi için doktora gitme, ilaç kullanma hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalığınızı tedavi ediniz. Çünkü Allah-u Teala ölümden başka her hastalık için deva, ilaç yaratmıştır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevahibül Lediniye diye yazılı bu. Üç türlü ilaç kullanmış. Kur'an-ı Kerim okur veya dua okur. Fenin bulmuş olduğu ilaçları kullanır veya her ikisini de kullanırdı. Üç şekilde. Her ikisini de kullanır. Tek başına sadece ilaç veya tek başına sadece dua ettiği de olurdu. Bunların hepsi aynı şekilde bildirilir ve Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de şifa beklemeyene şifa nasip olmaz buyururlarmış. Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifadır diye. Aynen öyle. Her harfi de şifadır. Mesela Fatiha suresini okumanın hastalıklara şifa olduğunu bildiren hadis-i şerifler Beydavi ve Çelhi tefsirlerinde yazılıdır diye de kitaplarda zikrediliyor. Netice olarak yani Allah-u Teala şifa için kapılar göndermiş değil mi? Kapılar açmış. Sebepler yaratmış. Efendim işte şu hastalığın çaresi yok.
kitaplarda buyuruyor ki ölümden gayrı. Ha tıbben bu mümkün değil. Tıbben mümkün değil. Sen yani. Diyorsun ki hani benim ulaştığım bilgi buraya kadar. Evet. Ama var. Ama var. Şeyde İsa Aleyhisselam zamanında tıp çok ileri gitmiş. İki şey karşısında aciz kalmışlar o zaman. Bir, ölüyü diriltmek mümkün değil. İki, anadan doğma amanın gözünü açmak mümkün değil. Allah-u Teala de İsa Aleyhisselam bu iki mucizeyi veriyor. Bu diyorlar mümkün değil. Dua ediyor, göz açılıyor. Dua ediyor, toprak yarılıyor, çıkıyor. İki konuda acize düşmüşlermiş. Demek ki daha öncekilerinde aynı şekilde bu bilgiler mevcuttu. Varmış, evet. Yani iki şeyde. Ölü dirilmez, anadan doğma, amanın gözü açılmaz. Demek ki şimdi hani tıp geri yani. Öyle. Ona göre evet. Tıp geri. Dolayısıyla ölümden gayri her hastalığın devası vardır. Biz sebeplere yapışırız. Basit gibi görünen sebepten bile Cenab-ı Hak aynı şekilde şifa gönderebilir. Orayı iyi anlamak lazım. Yaratan Cenab-ı Hak, şifayı gönderen Cenab-ı Hak. Kalem değil. İlaç değil. İlaç değil. Onu iyi anlamalıyız.